Londra'da master yaptığınızı az önce konuştuk. Konuları, okulları da biliyoruz. Ama Londra'daki master sırasında böyle bir kültür patlaması yaşadınız. Ruhunuzu çok beslediğiniz yıllar. Biraz onları anlatır mısınız? Onları anlatayım ancak bu konuda bir açıklık olması lazım. Ben Londra Üniversitesi'nde işte bu iki okulda derslerimi aldım. Master yaparken Profesör Brian Abel bana hiç o güne kadar olmamış bir şey teklif etti. Seni dedi doğrudan doktoraya alalım dedi. Çok onur duyacağım bir şey. Ancak de bunun şartı master'daki bütün sınavları vermen lazım. Ondan sonra seni doktora öğrencisi olarak master değil doktora doğrudan. Bu çok nadir olan bir şey. Yani hakikaten okulun tarihinde çok birkaç kişi olmuş master yapmadan doktoraya başlaması. Ben bütün sınavlarımı geçtim. Onu sormuyorum bile, Doktora geçmişsiniz. öğrencisi, yalnız dedim ki peki benim tez hazırlamam lazım. Ben böyle gelip İngiltere'de 3 sene 5 sene kalamam. Tezini dedi ülkende hazırlarsın dedi. Türkiye ile ilgili ve Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kullanımı üzerine bir araştırma yapacağım. Ve ben master derslerim bittikten sonra Türkiye'ye geldiğimde onların detaylarına birazdan gireriz. Hiç beklenmedik bir şekilde kendimi müsteşar yardımcısı olarak buldum. Bu bahsettiğim benim doktora tezim olması gereken araştırmayı bakanlık adına yaptırdım. Birçok insan öyle bir şey olsa onu kendi doktorası diye lanse edebilirdi. Ben katiyen öyle bir şey yapmadım. Sonuç olarak benim Londra Üniversitesi'nden alınmış bu doktora yapmıştır diye bir şeyim yok. Kağıdım yok. Bunun bilinmesi lazım. Daha sonra 1993'te gittim. Dediler ki senin şimdi o zaman da Dünya Sağlık Örgütü'nde göreve başlamıştım. Yani çalışmaktan okumaya hakikaten vakit yok. Bir de şöyle düşündük. Yani insanlar bu çalışmaları, bu diplomaları, bu işlere gelmek için yapıyorlar. Ben yani önce işe geliyorum, ondan sonra diploma geliyor tarzında. Master of Philosophy, yani doktorasını bir sebeple yapamamışsa, birey bitirmemişse onu MSc'nin bir üstü olan Master of Philosophy'ye alırlar. Beni Master of Philosophy'ye aldılar. Oradaki tezimi de yazdım. Hatta kitap halinde yayınlandı. Fakat gidip savunmaya fırsatım olmadığı için o da öyle orada duruyor. Yani onun için ben hiçbir zaman şunu demem. Londra Üniversitesi'nde doktora yaptı demem. Şu alanlarda eğitim aldığımı söylerim. Bu hukuktaki 3 dersimle buradaki bu eğitimlerim önemlidir. Çünkü bunların bilinmesi lazım yani hiçbir zaman ben Mesleğinize çıkıp çok şey kattı. ya Sadece bana kağıt parçası o yok. kağıt yok ama oldukça da başarılı öğrencilerdim her bütün okullarımda da. Ha şimdi Londra'da bir öğrenci yurdunda kalıyorum. Rosebery Hall, London School of Economics'in bir yurdu. Tabii ben işte o zaman 30 yaşlarındayım. Öğrencilerin hepsi üniversite öğrencileri. Bir iki tane benim gibi daha ileri yaşta gelmişler var. Harika bir ortam. Klasik müziği çok severim. Hem Türk klasik müziğini hem Batı klasik müziğini. Gelip geçici olan şeylerle çok ilgilenmem. Moda akım olan müzikler Pop. falan beni pop falan çok ilgimi çekmez. Bir şeyin kalıcı olması lazım. Hemen hemen aldığım bütün bursu karnımı doyuracak kadar parayı ayırıp konserlere harcıyorum. İşte orada Southbank Center vardı, Royal Senfoni Orkestrası, Age of Enlightenment Orkestrası, bir oda orkestrasıydı o da Queen Elizabeth Hall'da çalarlardı. Sürekli böyle konserler. Bir resim sergisi benim hafızamda çok kuvvetli yer etmiştir. Monet'i çok severim, Fransız empresyonist. Monet'in Poplars, kavak ağaçları diye dört resmi vardır. Aynı yeri dört mevsimde resmetmiştir. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Ve bunlar farklı koleksiyonlarda bulunan resimler. Zannediyorum, yanlış hatırlamayayım, Tate Galeri'ydi. Bu dört resmi geçici bir süre için sergilemek üzere o bulundukları yerlerden getirmiş. Şöyle bir şey yapmıştım. O zaman bir kaset çalarım vardı. Okula gittiğim zaman da dersleri o kaset çalarak kaydederdim. Ondan sonra Walkman. dinlerden Walkman. Evet. Walkman'imi aldım. İçine Vivaldi'nin Dört Dört mevsim. Mevsimini koydum. Biliyorsun barok müziğin çok önemli eserlerindendir. Onu aldım. Sonra böyle bir kadife kumaş parçası buldum.
En sevdiğim kadın kokusu Chanel 5'tir. Chanel 5 aldım. En sevdiğim lezzet bitter çikolata ve konyak. Şimdi bunları aldım ben. Sabah daha açılır açılmaz müzenin de en sakin olduğu gün ne idiyse o zaman gittim karşısına oturdum. Bıyıklarıma Chanel 5'i sürdüm. Kulağıma 4 mevsimi taktım. Ağzıma çikolatayı ufak ufak konyağı aldım. Elimde de kadife. 5 duyuma ziyafet çekiyorum. 5 duyuyu o 4 resim üzerinden ve diğer ekstra uyarıcılarla uyararak o resimlerin içerisine daldım. Yani dakikalarca o kışa gidiyorum. Tabii ben o kışa gittiğim zaman Vivaldi çalıyor. O lezzet geliyor, konyağın sıcaklığı geliyor. Elimde o yumuşacık kadife ve o kışın içerisindeyim. Ondan çıkıyorum, işte bilmem bahara giriyorum vesaire. Böyle bir yarım günü orada harcamıştım. Tabii Londra gerek kültür, gerek dünya mutfaklarını tanımak, Çin mutfağı, Hint mutfağını Londra'da öğrendim. Hintli sınıf arkadaşlarım vardı, onlardan yemek yapmasını öğrendim. Çinli arkadaşlarımdan, Vietnamlılardan. Çok güzel oldu ve çok önemli insanlar. İleride hepsi çok önemli yerlere geldi. Joseph Figueras, bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün Healthcare Observatory'sinin başında, Elias Mosialos, London School of Economics'in Sağlık Enstitüsü başında, Papandreou hükümetinde baş danışmanlık yaptı, Martin McKee, dünyanın en önemli halk sağlıkçılarından bir tanesi. Bütün bunlar o okul döneminde edindiğim derin dostluklar ve daha sonra profesyonel olarak da birlikteliğimizin olduğu yıllardı. Çok ilginç. Bu kadar özeli paylaştınız. Teşekkürler.